Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekim yapmak için Neza Gökyiğit Botanik Parkı'ndayız ve ben size ufak bir çekim yapmak için geldik. Etrafı da göstereyim istedim. Burada çok güzel ağaçlar ve botanik bitkileri var. Bölüm bölüm oluşturulmuş durumda. Yani otoparka bıraktıktan sonra çok fazla bölüm göreceksiniz. Karadeniz bahçesi var, işte farklı botanik bitkilerin olduğu bahçeler var. Hepsinin de fikirleri ayrı. İçeride böyle güzel ağaçlar göreceksiniz. Sadece Nisan ayının ilk haftasında gelmeye çalışın. Şu anda birazcık ağaçlar dökmüş durumda. Sakuralar maalesef bitmiş. Oralarda da biz birazcık fotoğraf çekilmeye çalıştık. Size de yine de güzel ağaçlar ve yerler var. Onları da göstermek istedim gelmişken. Şimdi bulunduğum yerde ilginç bir şey varmış. Hemen onu göstereceğim size. Şimdi geldiğim yerde arkada size göstereceğim şeylerin önce ne anlama geldiğini buradan size okumak istiyorum. Hemen arkamda çöpür taşı var. Burası suyun mimaride kullanılması Asya'dan beri Türk sanatında görülen bir özelliktir diyor. Artuklu ve Akkoyunlular yapılarında ve eyvanlar içerisinde çeşmelerden kademeli biçimde şuradan su akıtılarak böyle değişik su oyunlarıyla havuza geliyorlardı. Bunu farklı yerlerde görebilirsiniz. Anlamları da var tabii ki. Hayatı, ölümü ve doğumu simgeliyor birçok su havuzu. Burada hemen arkamda gördüğünüz şu yuvarlak halkanın içerisinde aslında suyun geçebilmesi için kademeli olarak delikler oluşturulmuş ve her delikten su geçerken de farklı bir ses çıkartıyormuş ve bu da güzel bir melodi oluşturuyormuş. Bu da ilginç bir bilgi. Şimdi birazcık burası kalabalık oldu ama o bahsettiğim yeri de size göstereceğim. Tabela var. Karşıda nelerin olduğunu gösteriyor. Boğaziçi Kanalı, Konak Bahçesi, Amfiteyatro, İstanbul Bitkileri Koleksiyonu ve Ahmet İnan Seyir Terası varmış. Ve burada da onunla ilgili çeşitli bilgiler var. Böyle videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şurası da o size 1, 2, 3, 4 diye maddelerini okuduğum yerin yukarıdan kuş bakışı hali. Biz de böyle gördüğünüz gibi şurada otobanların arasından geçtik geldik. Özellikle 5 numaranın oradan geçtik biraz önce. Bu şekilde her yerde güzel şeyler var. Şurada ağaçları bu terastan çok daha güzel gösterebildiğimi düşünüyorum. Arkamda da çok güzel böyle seyir terasında gösterdiğim yerler var. Güzel manzaraları var. İnce düşünülmüş fikirler var ama burada çok fazla rüzgar ve araba sesi de var. O yüzden çok da böyle oradaki suyun hareketlerindeki melodiyi duyamadık açıkçası. Ama güzel bir fark. Biz de fotoğraf çekilmeye ve dolaşmaya devam ediyoruz. Böyle birçok yerde çeşme var. Su da içebilirsiniz. Böyle pembiş pembiş sevimli ağaçlarda açmış durumda. Bu adanın adı bu arada İstanbul Adası'ymış. Şimdi gördüm. O kadar fazla ada var ki nereye gittiğinizi bilemeyeceksiniz. Şu arkada gösterdiğim size beyaz ağaçlar ve lalelerin olduğu yerler İstanbul Adası'nda, fikriniz olsun. Bu arada laleler de açmış. Böyle de güzel oturma yerleri var. Söğüt ağaçları var ileride. Şimdi burada olumsuz olan taraf şu. Buraya geldiniz. Burası çok büyük bir park bu arada. Ve yürüdünüz, yoruldunuz, acıktınız. Hiçbir yer yok oturabileceğiniz. Lavabo ihtiyaçları içinde şu sevmediğimiz portatif olaylardan var. Yani o yüzden o kısım birazcık eksi. Çünkü bu kadar büyük bir parkta insan bir soluklanmak, bir yerde oturup yazın ya da işte baharlarda bir çay kahve içmek ister. Öyle bir ihtiyacınız varsa piknik alanına gelebilirsiniz. Bu arada bu bölgelerde bir şey yere serdirmiyorlar. Biz bir şey sermiştik çekim için. Onu kaldırttılar. Bu arada burada tabii ki yüzlerce botanik bitkisi var farklı. Hepsinin de ismi ağaçların üstünde yazıyor. O da size botanik açısından da fikir verecektir diye düşünüyorum.
hem ağacın özelliği hem de ne tür bir ağaç olduğu falan isimleri yazıyor. Birazcık yorulduk yokuş yukarıya doğru çıkarken. Böyle manolyalar var. Şurada güzel bir kırmızı ağaç vardı. Gelirken de onu görmüştük. Arkadan da böyle kocaman binalar çıkıyor. Bakar mısınız manolya ağaçlarının güzelliğine? Çok güzel gözüküyorlar. Burada da gerçekten muhteşem bir ağaç var. Bunun cinsini bilmiyorum ama görürsem size de söyleyeceğim. Bakar mısınız? Çok tatlı gözüküyor. Şöyle biraz da uzaktan çekeyim. Yanında başka çok güzel ağaçlar da var. Ve herkes etrafı böyle yayılmış. Bayağı büyük ve güzel bir park. Bakın böyle çiçeklerini birazcık dökmüş. Yarıda tomurcuk halde. Yapraklara dönmüş artık. Ağaçlar var. Orada da bir tane karga var. Görüyorsunuzdur. Şöyle yakınlaştırayım. Burası bayağı güzel ve keyifli ve oldukça büyük bir yer. Geldiğinizde siz de göreceksiniz. Spor ayakkabıyla gelin kesinlikle. Yokuşlardan inip tekrar yokuşları çıkıyorsunuz. Birkaç farklı da otopark girişi var. Biz kontrol etmeden gelmiştik. O yüzden bayağı yürümek zorunda kaldık. Siz dikkat edin. Eğer size demin gösterdiğim İstanbul Bahçeleri tarafından girerseniz şu anda orada henüz yapraklarını dökmemiş ağaçlar bulunuyor. Ama parkın genel olarak havası güzel. Havuzlar ve ördekler var. Onları da göstereyim şimdi size. Şimdi havuza doğru ilerliyoruz. Orada birkaç tane ördek gördüm. Çok güzel. Onları göstereceğim size. Bakın ne kadar güzel bir park. Burada da ördekler var. Böyle ufak havuz var. Çocuklar çok keyif alıyor bu tür hayvanları görmekten. Bence de gayet güzel. Arkadaşlar böyle seveceğiniz güzel, eğlenceli bir park olduğunu düşünüyorum. Bayağı çocuk dostu bir yer. Gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir alan bu arada. Böyle sadece bir kısmını gösteriyorum şu anda size. Burası cidden çok büyük. Bu hafta sonu gelmek için güzel ve keyifli bir yer, tavsiye ederim. Şimdi burada tavuklar falan var. Böyle tavus kuşları falan var. Biraz ileride de limonluk diye bir yer var. Orası da kapalı bir sera ve içerisinde de yine değişik şeyler var, bitkiler falan var. Çok sıcak diye ben girmedim. O yüzden size göstermedim. Ama böyle çocukların ilgisini çekebileceğini düşündüğüm için bunları da sizinle paylaşıyorum. Bakın bir tane galiba tavus kuşu arkada yürüyor. Bir tane erkek vardı. Onu kaçırdım. Çok güzel tüyleri var. Burada böyle bir küçük ördek ailesi var. Aşırı tatlılar. Bakar mısınız? Yavruları da var. Çok güzel gözüküyorlar. Aşırı güzeller değil mi? Şimdi burası Ertuğrul Bahçesi. Oraya doğru gelin daha doğrusu. Burada gördüğünüz gibi küçük bir değirmen gibi yapmışlar. Önünde de inanılmaz güzel laleler var. Yalnız çok fazla kalmıyor çiçekler. O yüzden en erken ne zaman gelebilirseniz bunlar solmadan bir an önce gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Parkın her köşesinde böyle inanılmaz tatlı küçük minik kulübeler, heykeller. Çok güzel şeyler var. Çiçekler ve ağaçlar zaten çok güzel. Ve arkadaki binalar da bu koca park için bir tezatlık oluşturuyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir yer.
Şimdi Ertuğrul Adası'na doğru gidiyoruz. Burada da Ertuğrul Adası'na geldiğimize dair bir anons yapılıyor ve bilgilendirme var. Şimdi yolda da giderken tünelden böyle bitkilerle ilgili çeşitli bir tablolar asılı çok güzel bir bilgilendirme var. Hızlıca geçiyoruz. Park çok büyük bu arada. Böyle geldiğinizde farklı köşelerinde farklı şeyler bulabilirsiniz. Şu ağaç çok güzel kalmış. Açısı da şu arkadaşlar. Caminin orada otobanın üstünden altından geçerek şöyle bir yerlerden geldik. Şuraya doğru gidiyoruz. Elimizde yürürken bir sürü eşya var bu arada. Böyle şapkalarla yürümeye devam ediyorum. Şimdi de böyle çok güzel bir ağaç bulduk. Bulabildiğiniz her ağacı değerlendirmeniz lazım. Böyle çok güzel yaprakları falan da dökülüyor. Böyle ara ara size de göstermeye çalışıyorum fotoğraf çekilirken biz. Şimdi burada fotoğraf çekileceğiz. Çok güzel noktalar. Arkadaki inşaatları almadan açı yakalamanız gerekiyor sadece. Böyle çok tatlı. Bu arada bulunduğum yerde şöyle bir yer. Arkada demin gösterdiğim gibi cami falan var. Oradan bulabilirsiniz. Karadeniz bahçelerini geçtik biz. O şekilde düşünün. Evet, işimiz hala bitmedi. Çekilmeye devam ediyoruz. Şimdi arkamda gördüğünüz lale bahçelerini orada reels çekeceğiz. Belki bir iki tane de fotoğraf çekeriz. Böyle sonra yukarıya geldiğimiz yere doğru devam edeceğiz. Burada minyatür gibi bazı maketler var. Galata Kulesi var, işte Kız Kulesi var. Galiba şurada da köprüyü yapmaya çalışmışlar. Güzel gözüküyor, fena değil. Minik bir havuz var burada. Böyle isterseniz bu tarafa da yürüyebilirsiniz. Parkı bir de böyle göstereyim. Şöyle havuzdan falan karşıya geçebiliyorsunuz. Burada güzel manolya ağaçları açmış durumda. Park inanılmaz büyük bu arada. Yürü yürü bitmiyor. Biz böyle sonlarına kadar geldik şimdi. Etrafa dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi size arkada gösterdiğim gibi işte Galata Kulesi'ni, böyle Kız Kulesi'ni falan görebileceğiniz maketler var. Burada güzel çiçek açmış ağaçlar ve lale bahçeleri falan da var. Fena değil, güzel. Ama önümüzdeki yıl aklınızda olsun, Nisan'ın hemen başında gelmek lazım herhalde. O ilk havalar ısındığında ağaçta çiçek görürseniz Heza Gökyiğit Parkı'na gelin derim size. Burada böyle eğitim merkezi var. İçeride kütüphanesi falan da var. Böyle bir yerler var. Tanıtım merkezi falan da var. Aklınızda bulunsun. Bu arada burada çok fazla otopark var. Arabayı hangisine bıraktığınıza dikkat edin. Sonra bizimki gibi geri dönüp onu bulamayabilirsiniz. Bayağıdır dolaşıyoruz ve 3 tane otopark gezdik. Bizimkini henüz bulamadık. Evet, bugün de sizlere böyle çok güzel bir parktan ufak bir vlog çekmek istedim. Biz buraya birkaç tane Instagram için fotoğraf çekilmek amacıyla geldik. Size de bu arada fikir vermesi için çok kısa görüntüler çekmeye çalıştım. Ama en azından güzel şeyler çekebilirsiniz bizim gibi gelip. Sadece dediğim gibi zamanını kaçırmayın. Yine çok güzel bir ağaç buldum bu arada. Burada da güzel böyle bir otoparkın girişinden ilerledikten sonra görebileceksiniz bu ağacı da. Böyle etrafı da şu anda öğle saatleri oldukça kalabalık oldu.
bugünlük de size bu kadar. Etrafı umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve aşağıdan kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Eğer fikirleriniz varsa aşağıya yorum olarak da bırakabilirsiniz. Bunun gibi gezmemizi istediğiniz İstanbul içinde park önerileriniz varsa bize iletebilirsiniz. Umarım güzel ve keyifli bir vlog olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.